Küçük şimdi herkes ekran başına, eğlendirir herkesi hiç bakmaz yaşına. Aradığın lezzeti burada bulacaksın, başka otobüse binme boşu boşuna. Eğlendir bu şov kaçmaz, kahkahanın olmaz iyisi kötüsü. Allah Allah. Haydi ekran başına, kaçarsan üzülürsün halk otobüsü. Kanal 3 ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Hakan Çankaya ile Müzik Komedi Show'dan herkese hayırlı günler diliyorum efendim. Her hafta olduğu gibi bu haftada iki tane ünlü konuğumuzu stüdyomuzda ağırlayacağız. Siz evlerinizde ne yapıyorsunuz efendim? Kahvelerinizi yapıyorsunuz, arkanıza yaslanıyorsunuz. Kahvelerinizi yudumlarken programımızı doyasıya izliyorsunuz. Hem kahvenin lezzetini hem de programın lezzetini doyasıya alıyorsunuz efendim. Her haftaki konuk aldık dedik ya, gelin bu haftaki konuklarımızı görelim. Bu haftaki konuklarımız. Sen bana iyi geldin, iyi ki geldin, iyi ettin de geldin. Paraya karşıdır savaşır, kiminin dini imanıdır, kimine yakışırken para, kiminin parası birine yakışır. Özün sözün uzunun kısası. Seni seviyorum, seni istiyorum, işte söylüyorum, dinle. Benden sorsan ummanlardır derdim, hani gözlerin var ya. Sen nereye böyle, düğüne mi? Yok. Düğüne müğüne gittiğim yok. Ne var yani? Bir kadın birazcık özenip kendine bakamaz mı? Hemen bir laf sokma lan, bir iman ama lan, bir düğüne mi gitti lafları? Ayıp ya, vallahi abi ya, ayıp ya, ayıp ya. Yadigar, bir mektup geldi. Uy, bana mı geldi? Yok. Sanırsam ba. Uy, kimden de? Valla ismini yazmamış ki Yadigar, bilmeyeyim. Ne mektubu kız bu? Kız rengini görmeyin mi? Aa, bu. Yusam, bu mektup bana mı geldi? Vay başıma gelenler! Anam, bu aynı beni anlatayım! Seni seviyorum, seni istiyorum, işte söylüyorum, dinle. Thank you.
müthiş harika. Çok teşekkür ederim. Yani şarkıyla... Daralandı kısa paslaşmalar. Vallahi billahi. Anca bu kadar şahane olabilirdi. Ben birazcık rol çalmış olabilirim çünkü Hakan beni çok güldürdü. Sen masada böyle güzel hareketler tabii, yaparken... Tabii dedim ki biraz aksiyon yaratayım. Şimdi... Hatta böyle program öncesi Esin'le dedik ki... Şöyle tavandan mı aşağı insem, yerden mi yükselsem? Yerden yükseldim. Yerden yükselmek daha kolay dedik. Ve bilmiyorum görüntü nasıl oldu acaba Efe'nin? Çok mükemmel. Değil mi? Harika. Böyle bir yerden yükseldim, mutfaktan çıktım falan. Merhabalar. Seyircilerimiz merak ediyor. Tezgah altında Tuğba Hanım ne yapıyor? Oraları siliyor efendim. program başlamadan önce buralar ne kadar kirli dedi. Ben halledeceğim dedi orada. Zaman yoktu. Şimdi sildi efendim. Evet. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Tuğba Özay aramızda. Çok ve Esin Gündoğdu. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Program bitti. Teşekkür ederim. Bir ara ben elime yüzüme su çarptım böyle. Hareketler falan yaptım. Tabii hareketleri görünce. Valla. Esin bile titredi. Ben öldüm. Dedi ki ne oluyor? Kahve boğazıma kaçtı. diye. Ya bir şey söyleyeyim mi? Esin aynı hareketleri senden bekliyorum şimdi. Yapamam. Böyle değerli sanatçılarımız her programa lazım. Vallahi bile. Nasıl renkten? Bak hemen. Pozitif enerjiyi herkese yaydın. Çok teşekkür ederim. Bütün ekranları başında izleyen bütün izleyicilerimiz şu anda yani ne kadar güzel herkes program. Herkes mutfak tezgahın altına girdi değil mi? Evet. Tabii. Hatta şu anda tezgahın üstünde... oğullara girmeyelim. Evet Kaan Üçek ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Ne demiştik her hafta? İki tane ünlü konuğumuzla stüdyomuzda ağırlayacağız diye, sizlerin evinize konuk olacağız diye. Bu haftaki konuklarımız da Tuğba Özay'la Esin Gündoğdu. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ki geldiniz. Programa neşe kattınız. Vallahi mükemmel bir giriş yaptık programa. Sizleri çok seviyorum. Esin'le biz zaten daha önce de 2006-2007 yıllarında birlikte rol almıştık. Abdullah Şahin'le. Hani yapıyorsun. Tiyatro mu bir şey? Yok tiyatro. Tiyatrodaydık yani. Bayağı yıllar oldu ama Esin o zaman 300 kiloydu. Evet o konuya değineceğiz. Ya şimdi var ya Esin beni solladı yani. Bakar mısın fiziğe? Vallahi bak zarifliğe bak. Bak tebrik ediyorum ya. Tuba Özay. Yani keşke boyu da ektirebilsek. Keşke. Bu arada boyunuz kaç Tuba? 1.82. O yüzden zor sığdım şu tezgahın altına girebilmek için şuradan buradan çıkacağım diye. Buradan izleyicilerimize bir mesaj göndermek istiyorum. Telefon diyorum ya. Televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın. Benim boyum kısa. Tuba Hanım'ın boyu uzun. 1.80'miş. 82. Benim... 2 santimi ne 82. Yaptın? Ya vallahi çok güzel başladık programa. Çok iyi oldu. Şimdi Tuğba Özay'ı tanıtmak istersek şunu şöyle diyebiliriz. Manken, oyuncu, sunucu, şarkıcı, tabiatın kızı. Yani her şey var. Yani her renk var Tuğba Hanım'da. Siz en çok hangisini seviyorsunuz? Mesela oyuncu denmesini mi istiyorsun? Şarkıcı, tabiatın kızı, sunucu. Hepsini ne hoşuna? Seviyorum. En çok hangisi? Ama bir tanesi seviyorum. Ya... Ben matruşka gibiyim. Açtıkça içinden başka bir kız çıkıyor, başka bir kız. Ama mesela hani diyelim ki şu anda şarkıya bayağı bir ağırlık veriyorsunuz. Çok da seviyorum sahneyi ama ben çocukluğumdan beri, 7 yaşından beri tiyatroyla uğraşan bir insanım. Ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi deneme sahnesine başlayıp üniversitede konservatuvar tiyatro bölümünü ikincilikle kazanmış. Maşallah. Ve Ferhan Şensoy'dan Abdullah Şahin'e... Ferdi Merter'den Sinan Benger, Ahmet Çevik Tiyatrosu'na kadar, Hamdi Alkan'dan işte çok sayıda önemli üstadlarla. Tiyatro üstadlarıyla rol aldım, oynadım bir arada oldum. Ve babamın yazmış olduğu bir çocuk kitabı vardı. Hı hı. Filiz adında bir seriydi bu. 10 kitapçıktan oluşan bir seriydi. O Filiz bendim ve benim çocukluğumu anlatan bir seriydi esasında. Kitapların yani o serinin en sonu Filiz sanatçı adayı idi. Ve beni babacığım tiyatro sahnesinde resmetmişti. Ki zaten o yıllarda da ben de tiyatro kursuna gidiyordum. Yaş kaçtı o zaman? 7 yaşındaydım. 7 yaşında maşallah. Şimdi tam onu söyleyecektim. 100 yaşına da gelsek eğer ölmez yaşarsak tiyatroda rol alabiliriz. Değil mi? Ama bazı şeylerin ömrü mesela modellik hani ömrü olan bir sektör. Şarkı evet üretmek hani sahne almak vesaire bu hani yine yapabilirsin. Ama tiyatro benim için bambaşka. Tiyatroyu çok seviyorum.
Bir de insanlarla... O şeyden dolayı mı? Böyle hani iç içe oluyorsun, evet, bir de bir muhabbet ediyorsun, sohbet ediyorsun. O interaktifliği de çok seviyorum. O güzel oluyor. Kafamı da açıkçası çok boşaltan bir şey. O ezber, o heyecan... adrenalin. Evet. Ama tabiatın kızı başka bir. Evet. Yani oraya o, geleceğiz. Aslında o tabiatın kızı, evet işte o benim. Ama tabiatın kızı işte sevgiyle yaptığı işi de dünyayla, doğayla, insanla ve hayvanla kurduğu ilişkiyi de o sevgiye dayalı yaptığı için tabiatın kızı hepsinin üstünde. Vallahi maşallah. Ne derler? 10 parmağında 10 marifet. Yani ben tiyatro sahnesinde en çok sevdiğim ne biliyor musunuz? Oyun tamam, eyvallah. Seyircinin alkışlaması çok güzel. Oyun bittikten sonra çıkıp selamlıyoruz ya. Orada insanlar ayağa kalkıp alkışlıyor. İşte o beni o kadar çok mutlu ediyor ki. Evet. Yani oyunda gülsünler, alkışlar hiç önemli değil. Yani o sorun değil. Ama o çıktığım zaman o verdiğim emeğin karşılığını yüksek alkışla alıyorum ya böyle. Selamlıyoruz falan. Bu arada falan. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Bu kompliman değil. Programına geldiğimiz için de değil, eminim Esin de aynı şeyi söyleyecektir. Evet, senin işte taklit yeteneğini vesaire bütün Türkiye biliyor. Evet. Fakat oyunculuk yönünü, tiyatro oyunculuğu yönünü herkes bilmiyor. İlk kez oyunculuk. İlk oyunculuğunda muazzam değil çok, mi? Çok. Yani o yarattığın efendim, karaktere, çünkü tiyatro aslında bir anlamda da yorumculuktur. Evet. Senin o karakteri nasıl yorumladığın çok önemli değil mi Esin? Oyunun senaristi ilk oyunumuzda yanıma geldi. Dedi ki ben oyunu yazdığımda Vahit'i hiç böyle düşünmedim. O kadar güzel canlandırdın ki, o kadar değiştirmişsin ki yani başka bir karakter yaratmışsın dedi. Çok teşekkür ediyorum dedi. Ben ne demek dedim ya, elimden geleni yaptım dedim. Güzel de oldu. Kesinlikle, yani hepimizin karakteri çok güzel. Çok güzel. Evet. Özellikle devamlı oyunda bağıran. Ha bu arada Esin Gündoğlu'ya da gelelim. Esin gelelim. Hanım hoş geldiniz efendim. Gelelim. Hep duvarını mı konuştuk ya? Konuşacağız bayağı. Esin Gündoğdu efendim. Esin Gündoğdu'yu şöyle baktığımız zaman... Esin Allah Allah ya. Sesi falan. Tanıdık. Sesi tanıdık geliyor. Ama... Esin'in önceki halini şimdi gösteriyoruz ekranlarımızda. Yönetmenimize rica ediyoruz. Evet. Ben gösteriyorum. Aa diye ben böyle. Yani şimdi şöyle bir şey. O kilodan, o nasıl kurt... Yani anlatacak kelime bulamıyorum. Şöyle nasıl bir kalksan böyle... da endamını görsün. Seni de acaba tülgahınızda mı çıkarsak Esin? Yani kaç kiloydun önce Esin? Ben şimdi hayatım 140 kiloydum. Boş. Çok hızlı geçeceğim burayı. Sonra ben diyet yaptım. Gayet güzel oldum böyle 38 bedene kadar kendim diyet yaparak düştüm. O kiloyu da tam 5 yıl korudum. Bu çok önemli. Aa. Kilo vermek zor değil çünkü korumak önemli. Sonra ben kuzenimi kaybettim falan böyle kötü günler yaşadım. Sonra depresyona girdim. Teşekkür ederim. Diyeti de bıraktım ve o verdiğim kiloları bir baktım hızlı alıyorum. Bir ayda 20 kilo alır mı bir insan? Aa. Hemen koşarak Faka Akan'ın kapısına dayandım. Dedim hocam beni ameliyat et, benim gücüm de kalmadı artık. Daha diyet yapacak filan. Sonra ameliyat oldum, artık diyet mi yapmıyorum. Gerek de yok zaten. Bir sağlığın şey... nasıl? Çok iyi. Her şey Allah'ım şükürler olsun. Maşallah. Şimdi kaç kilosun? Şimdi sabahleyin tartalım 57. 57, 140'tan 57'ye. Evet. Neredeyse 100 kilo yani. Neredeyse. Vay be. Vallahi kolay değil ya. Peki böyle evet. Alışabildin mi? Yani ben? Evet. Evet evet alıştım ama yani her gün kendimi seyrediyorum aynanın karşısında. Kendisine aşık. Biz kuliste beraberiz ya. Ama çok güzel oldum değil mi Tuğba diye. Ya iyi olmuş ya valla. Ama Tuğba vücudum çok güzeldi. Şimdi bana şey diyor, herkes zannediyor ki ben anoreksi oldum zannediyorlar. Ya lütfen tamam artık bak kaygılanıyoruz daha fazla kilo verme falan diyor. Ay benim nasıl hoşuma gidiyor. Ay bunu duymak nasıl güzel, nasıl zevkli. Ya böyle mesela hani uzun zamandır görmeyip senin bu kilo verdiğini bilmeyip böyle seni görenler... Nasıl oldun ya? Bak sana bir şey söyleyeyim, ben bunu bir televizyon programında da anlatmıştım. Yıllar evvel katılmıştım o programa. Tuğba ile biz işte yıllar evvel tiyatro yaptık ya. Hatırlıyor musun? Etiler'de bir kuaförde karşılaştık senle. Tuğba beni ilk defa görüyor. O zaman ben zayıflamışım. Tuğba şoka girdi. Esuş! Ne olmuş sana böyle diye. Allah Allah. Evet evet. Sonra uzun süre görmeyenler bir şok geçiriyorlar evet. Tabii. Yani. Tabii ya, bir de düşünsene yani. Esin gerçekten şurası kadar neredeyse vardı. Şimdi şurası kadar anca zor olur. Yani zor olur. Bu kadar anca olursun.
Yani müthiş. Arkamda masa vardı benim ya. Hörgüçüm vardı yani sırtımın şurasında. Şöyle bir arkadaşlar dalga geçiyorlardı. Buraya masa kurarız, zihnet geliriz falan diye. Ama yani şu anda bir daha kilo falan almazsın artık herhalde. Ay inşallah. Yani ameliyattan sonra kilo... Kilo alanlar var. Oluyor mu ameliyattan yani? Ameliyattan sonra tabii canım zorla yiyip... Zararlı oluyor yani kilo alması. Daha zararlı değil mi o zaman? Ameliyattan sonra kilo almak. Yani kilo her zaman zarar tabii. Yani dikkat etmek lazım tabii. Peki. Ama bak ne diyor, kendine olan güveni de gelişmiş, kendini çok güzel görüyor. Bu çok önemli şeyler aslında. Ama değişmeyen şey bakışları, oyunculuğu, karakteri işte evet. Bu değişmez. Bu bence harika yani. Peki ya oyunculuğu ya etkiledi mi gelen teklifleri falan? Ya olumsuz yönde etkiledi mi? Yok etkilemedi. Bana hala eski roller geliyor. Hatta ben bundan biraz rahatsızlık bile duyuyorum yani. Hala daha böyle eski oynadığım roller gelmeye devam ediyor. Benim cebimde o kadar fazla tip var ki yani biliyorsun. Yani yıllarca olacak o kadar yaptık, skeçler yaptık, yıllardır tiyatro yapıyoruz. Bir sürü cebimde benim tip karakter var biriktirdiğim. Yani birazcık da başka karakterler gelse, onları oynasam çok da keyif alarak oynayacağım ama hala aynı karakterler geliyor. Oyuncunun zaten üst düzey. Ya o, ben aklıma şey giriyor, mesela bir yapımcı sizi çağırıyor. Dedik işte bir film görüşmesi için sizi görüşmek istiyoruz ve senin kilo verdiğini... Bilmiyor adam mesela. Hiç öyle denk geldi mi yani gidip yok, de gelmedi. Siz kimsiniz dediği oldu mu hiç? Şöyle oldu. Bir teklif geldi bana. Daha sonra telefonla geldi. Sonra tekrar menajerim geri aradı. Esin hani kilo verdiğini bilmiyormuş. Bu karaktere uymuyorsun. Çünkü gerçekten uymuyorum. Bayağı kilolu bir karakterdi. Ondan sonra bir telefonda yani ona söylemişler. Instagram'dan işte hesabımdan yeni halimi göstermişler yönetmene. Çok değişik bir şey ya. Bir insanın bir anda kilo vermesi, yani böyle çıta gibi olması değil mi? Sporcu gibi duruyorsun. Ay teşekkür ederim. Spor yapıyor musun? Hayır ya. Ya şimdi şey, Tuğba Hanım program başlamadan önce şey dedi, hani niye mutfak dedi. Ben her hafta anlatıyorum, dilimde tüy bitti. Evet. Niye? Şimdi mutfak bir çeşitliliktir, tamam mı? Burada bir sürü yemek yapılır. Çeşit çeşit yemekler olur, bolluk olur, bereket olur. Biz de dedik ki böyle bir konsept yapalım. Hani bereket? Bereketimiz kahve. Tam takır kuru evet, bakır. Kahve var. Hani nerede ne bir pasta ne bir börek. Ay bir şey söyleyeceğim, bizim kuliste bir sürü şey meyvelerimiz falan var. Dekselik var, burada yerdik. Evet. Yeriz programın üzerine yeriz. Şimdi onu mu yiyeceğiz yani? Peki sen ne yemek yapacaksın bize? Yok mu? Yemek ne yapacağım ben size? Sohbet ediyorum işte, bu bir yemek. Telefonla mikrofon herhalde. Evet, onları telefonla kaynatacaksın bize. Telefonu izleyicimiz görme. Niye söyledin şimdi? şarkı çalışmalarınız devam ediyor herhalde. Evet. Yeni bir albüm çalışmamız var. Single oluyor artık değil mi? Yani albüm derken eskiden şey yapardı mesela. 12 tane, 14-15 tane şarkı. Evet, şarkı olurdu. Şimdi artık single yapılıyor. Vallahi ben o 2-3 ay gidiyor herhalde. İlk albümümü 14 şarkılık bir albüm olarak çıkardım. Evet. Of. İlk albümde 14 şarkı, çoğu heba oldu zaten. Ve hepsi birbirinden iyi, güzel, kaliteli, sound'uyla, işte aranjesiyle, sözleriyle çok iyi şarkılardı. Ama ilk albüm olduğu için ve insanlarda da hani o adaptasyon süreci vardır ya, işte yıllarca insanlar bir top model olarak tanımışlar, evet, bilmişler beni. Bir anda o şarkıcı kimliğini de oturtamıyorsun insanların kafasına. Ya onu geçen programda... Hepsi bir emek, hepsi bir zaman, hepsi bir süreç. Ve bir de kendi şarkılarımı kendim yazan bir insanım. Dinle şarkısı o Kadir Tapucu'nun şarkısıdır ama bütün şarkılarımı ben yazdım ve yazarlık da var. Bestelerin de çoğu bana ait zaten. Vallahi helal olsun. Az sonra seslendireceğim şarkılarım da hem sözü hem müziği bana ait. İkinci albümümü hiç ara vermeden çıkardım. O da 12 şarkılık bir albümdü. Oo gene. Evet, üçüncü albümüm 9 şarkılık bir albümdü. Yavaş yavaş. Sonra aynen öyle. Yavaş yavaş küçülmeye gittim. Sonra baktım ki ya ben dedim artık... Şarkılara yazık oluyor çünkü. Aynen. Single yapayım dedim. İşte Gel Gör Beni Aşk Neyledi, Yunus Emre'nin eserini sevgili Umut Zen'le birlikte seslendirmiştik. Çok da güzel bir düet oldu. Evet. Çok güzeldi gerçekten. Gerçekten iyi. Çok da güzel bir klip çekmiştik. Sonra yine bir single çalışmam oldu. İyi Ki Geldin adlı bir şarkıma klip çektim. Onu da sözü müziği bana ait ve onda bir de bir sosyal sorumluluk projesi gibi oldu. Çünkü kanserli bir hastayı canlandırdım orada ve tam da tesadüf bu ya, kanser gününde yayına girdi. Evet, klip yayına girdi. Ayarladınız mı öyle yoksa spontane mi gelişti? Hayır, bilmiyordum. İşte şimdi de Satılık Yürekleri çıkardım. Evet.
Satılık Yürekler sözü... O da tam zamanda denk geldi yani. Ama müzikte Suat Aydoğan'ın da katkısı var ve ayrıca aranjesi de Suat Aydoğan'a ait. Aslında ben bu şarkıyı 2009 yılında yazmıştım. Anladım. Bak işte yani enerji... Evrene aynen. Evrendeki o enerjinin dönüşümü bugünü buldu. Normalde geçen sene çıkaracaktım fakat işte bir takım acılar biliyorsunuz, evet. Babacığımın ani gidişi, benim bütün projelerimin ertelenmesi ne etki etti tabii. Yani çünkü hiçbir şey yapmadım, yapmak da istemedim, 5 ay boyunca çalışmadım. İşte babam benim her zaman güçlü ve iyi ve mutlu olmamı isterdi. O zaten benim yanımda, zaten şu anda koluma taktığım saat de onun saati. Babamın en son dinlediği şarkı Satılık Yürekler'di ve çok beğenmişti. Benim en iyi eleştirmenim babamdır. Babam eleştirirken insanı aşağılamaz, yermez, küçültmez. Gerçek bir entelektüel çünkü. Tabii, aksine. Çünkü Türkiye'de maalesef hele ki bu sosyal medya çok... kötü linç kültüründe kullanan, evet. Evinde çekirdek çitleyip hiçbir şey yapmayan, hiçbir vasfı olmayıp senin karşısında konuşamayacak olan tiplerin oradan atıp tutması aslında çok, yani ülkenin geldiği noktada, yani bilinç seviyesinin de kültür seviyesine geldiği noktayı esasında gösteren bir durum. Ama ben takmıyorum artık ya. Evet, yani hiç, şimdi onu diyecektim. Ben yazıyor, ben çok hiç daha hiç bakmıyorum. Biri bana yazıyor, abi sana bunu yazıyor. Yazsın diyorum. Bizler üreten insanlarız, çalışan insanlarız, emek harcayan insanlarız. Hepimiz için aynı şey, evet. Geçerli bu. Satılık Yürekler de evet tam zamanında denk geldi esasında. Çünkü parayla ilgili bir şarkı. Paranın kimilerinin çenesini nasıl yorduğunu ya da kimilerinin nasıl para yüzünden kimliklerini, kişiliklerini, karakterlerini bozduğunu, evet. Sattığını anlatıyor. Dostlukların nasıl azaldığını anlatıyor. Bu arada parayla ilgili çok şeyler görüyoruz televizyon ekranlarında. Evet. Aslında Lidyalılardan bu yana. Yani evet. Para bulunmuş, mertlik bozulmuş. Vallahi. Satılık Yürekler, bu arada klip yönetmenim sevgili Erkan Naz. Bu zamanda yani bir klip çekmek bile artık gerçekten çok, çok maliyetli bir iş, ciddi maliyetli. Yani çok... Fakat biz ne yapıyoruz? Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyorum. Evet, Türkiye'de ilk kez bir klip yarışması yapılıyor. Bilmiyorum siz hiç daha önce duydunuz mu ama Satılık Yürekler'in klibini normalde Erkan Naz çekti biliyorsunuz. Evet. Dedim ki benim klibime en iyi klibi çeken ilk 3 kişiye ödüllerimiz olacak. Nedir? Üçüncüye 10 bin, ikinciye 15 bin, birinciye 25 bin lira. Çekiriz mi veriyorsunuz? Evet, klip çekiyoruz. Birlikte. Klip çekiyoruz. Kameralar hazır. Evet. Aslında aslında bir şey söyleyeyim mi? Klip çekeceğiz. Bu biraz da sosyal medya kullanıcılarının da ya da gençlerin biraz önünü açmak, evet. Yol açmak, hani belki kendilerini o keşfederler. Zaman, o zaman buradan hemen şey yapalım. Evet, Tuğba Hanım'ın 15 Aralık'a kadar. 15 Aralık'a kadar. Evet, jüri başkanımız Erkan Naz. Bir şey söyleyeceğim ama kliptesin olmanız önemli değil, değil hayır, mi? Hayır, ben olmayacağım zaten. Sizin bir şarkınıza. Herkes kendi çekecek. Hayır, evet. Satılık Yürekler'e. Bu yeni çıkan şarkıma tamam. Kendileri klip çekecek. Cep telefonlarıyla çekebilirler. Mesela dublaj yapabilirler. Yani tabii kendileri işte ne bileyim toplumsal içerikli bir klip çekebilir ya da tamamen eğlenceli bir klip çekebilir. Kendi arkadaş ortamlarıyla alakalı, işte parayla ama içinde yani sözlere uyumlu yani ya şarkıya uyumlu olacak. Şarkının yani. Ana fikrine evet. Uyumlu. Nereye gönderecekler çekecek. Peki? Benim sosyal medya hesabına Tuğba Özay 10. Tamam. 10 rakamla bu arada. O zaman şöyle bize şey oradan ulaşıyorlar ve 15 Aralık son tarih noter eşliğinde. Bayağı bir prodüksiyonlu tabii, bir tabii iş. Tabii yani bayağı prodüksiyonlu bir iş. Artı bir de sadece para ödülü de yok. Onun için sürpriz hediyeler ve benimle birlikte, hatta sürpriz sanatçılarla birlikte yemek yeme organizasyonumuzda olacak bir kutlama organizasyonumuz. Ay ben de gelirim o zaman. Evet. Dur ya, şey yapalım, ilan verelim. Evet sayın seyirciler, Kanal 3 izleyicileri, Tuğba Hanım'ın Satılık Yürekler adlı parçasına 15 Aralık mıydı? 15 Aralık'a kadar
şarkıya uygun bir şekilde klip çekerseniz birinciye kaç para? 25.000 lira. 25.000 lira. İkinciye? 15.000 lira. 15.000 lira. Üçüncüye? 10.000 lira. Dördüncüye bir şey yok herhalde. Hakan Çankaya. Yok ben. Dördüncüyle Hakan yemek yiyecek. Yok. Hanımcığım dördüncü olacağım ölürüm daha iyi demiş. Anam birçok hanım köylü ha. Çok korkuyor sen hanımdan çok korkuyorsun. Korkarım ya ben eşimden korkmayan erkek var mı? Sen ya. Acayip korkuyorsun ama. Korkma değil seviyorum ya ne alakası. Şimdi onları girmeyeyim abi. Dayak yiyeceğiz hanımdan. Ödülümüzü bir de ayrıca birinci mi sadece yemek yiyeceksin? İkinci. Yok canım hepsiyle. Birinci, ikinci, üçüncü Tuğba Hanım ve ünlü arkadaşlarıyla beraber evet. Güzel bir yemek. Ve yani sürpriz, mesela sen. Sürpriz mesela Esin. Herhalde beni kırmazsınız. Evet abi canım gelir ayıp ediyorsunuz. Ama güzel bir şey yani bu. Değil mi? Türkiye'de hiç daha önce böyle bir şey de yapıldığını yok. Hiç duymadım. Ve nereye gönderiyorsun? Tuğba Hanım'ın Instagram adresine gönderiyor. Evet Tuğba Özay 10. 10 rakamla. Tuğba Özay 10 rakamla. 10 benim yaş günüm de 10 Şubat. Ve gönderiyor. Şey olmuş. Ben hemen ertesi gün çekip gönderiyormuşum. Güzel olur inşallah. Ben merak ettim valla. 15 Aralık'a kadar bekleyeceğiz. Yani belki şey değil mi ya biraz mesafe kısa değil mi? Aralık mesela Ocak ama 15 olsa. Kasım'dan beri duyurularımızı yapıyoruz. Bir ay yetmez mi? Ben yeni haberim oldu bak beraber bir çalışıyoruz. Bir de çok profesyonel bir çekim değil ki. Yani cep telefonları falan çekecekler şimdi yani daha böyle güzel, komik ama şeyler de olabilir. Ben olsam küçük bir tüyo vereyim. Evet, toplumsal içerikli bir klip çekmeyi yeğlerim. Yani bu gündemden videolar olabilir, kolaj yaparsın, montaj evet. yaparsın bir şeyler. Yani geçenlerde Hakan Çankaya'nın başına bir olay geldi, parayla ilgili aynen. dolandırıldı. Onun oradan böyle küçük bir röportajı var, oradan bir şey yapar. Hatırlatmasaydın keşke ya. Yani. Hakan dolandırmak da dünyanın en kolay işi. Yani Hakan dolandırmak için bence dolandırıcı olmaya gerek yok. Mesela dolandırıcı olmak isteyenler, ilk Hakan Çankaya'yla... Program nereye gidiyor Allah aşkına? Esin. Evet. Tiyatro haricinde bir proje var mı? Şu anda mı? Evet. Yani şu var an... mı böyle düşünüyorum? Hayır. Şu an hiçbir şey yok. Ben normalde yıllardır dizi yapıyorum. Hı-hı. Tiyatroyla uzun zaman önce vedalaşmıştım. Biraz küskünlüklerim vardı tiyatroya. Gerçekten. Neden? Küstürüyorlar. Yani işte gerçekten işte... Şimdi burada böyle uzun uzun adayı anlatmayayım da yani anlayamazlar da parasal zaten tiyatro. Konular hayır, hayır, hayır. Zaten tiyatroda para yoktur ki. Tiyatro para için yapılmaz yani. Parayla alakalı değil ama oyuncunun değerini, kıymetini yani bilmiyorlar. O yüzden de ben de küsmüştüm. Ay demiştim. Yani hem para yok, hem kıymetim bilinmiyor, şeyim ben de gider dizi yaparım dedim. Dizi yaptım. Ve tam olarak şöyle oldu Hakan'cığım. Ben tiyatro yapmayı özledim. Artık rüyalarımda sahneye çıkmaya başladım tamam mı? Sonra evde bir konuşma gerçekleşti. Dedi ki erkek arkadaşım. Ya dedi hayatım dedi sana dedi işte dedi, tiyatrodan teklif gelmiyor mu dedi. Ben tiyatro yapmayı çok özledim dedim. Ya yok hayatım gelmiyor gelmez de dedim. Çünkü ben bütün tiyatroculara ya yapmayacağım ben tiyatro. Ya aramayın ben tiyatro sağ olun deyip kapatıyordum telefonları. Zaten arkadaşlarımın hepsi tiyatrocu. Herkes biliyor tiyatro yapmak istemediğimi falan. Ama dedim gelmiyor ama dedim ben dedim bir haber salarsam hani ben tiyatro yapmak istiyorum diye gelir. Sanki duymuş. Ya ben aradan iki gün geçti. Kadroya baktı tabii Hakan Çankaya aman Allah'ım. Tuğba aradı beni. Benim de telefonum yazın denize düştü. Bütün numaralar falan her şey gitti. Tuğba'nın numarası da gitmişti. Efendim dedim ses tanıdık geliyor ama Esoş beni hatırlamıyorum. Ya Tuğba dedi ben ay dedim Tuğba kusura bakma numaralar gitti. Ya dedi tiyatro yapmayı düşünüyor musun? Ya dedim Allah Allah ben vay evrene be. Nasıl bir mesaj göndermişim arkadaş. Keşke başka bir şey dileseydim. Ya dedim mi ben dedim ne oluyor bana? Dedim istiyorum evet dedim. Ya dedi istedim de sana dedim bir senaryo göndereceğiz. Tekst çünkü dizide senaryo hı-hı. diyorlar tiyatrocular kızıyor. Yıllardır dizi yapınca insan aklında hep senaryoya gidiyor. Sana bir tekst göndereceğiz dedi bir okusun. Aa tekst gerçekten çok komik ama tekstin komik olup olmaması da umurumda değil. Gerçeği ben söyleyeyim mi? Gerçekten. Şimdi Tuğba müridiymişim gibi durabilirim ama öyle değil ne yani. Var, dostluğumuz şöyle, var. Biz yıllardır tiyatro, yıllar önce de Tuğba ile tiyatro yaptık ve ben o zamanlar tabii yani çok eski, bundan 15 yıl önce filan. 16 yıl önce. Tuğba ile çalışmak çok kolay. Çünkü kadın gerçekten güzel ve gerçekten yetenekli olduğu için egosuz, kompleksiz, seninle yarış halinde değil. Kendiyle yarışı, kimseyle uğraşmıyor yani. Ve ben de
gerçekten bu piyasadaki artık egolu arkadaşlarımızdan, yani oyunculuğu berbat olduğu için özür dilerim, seninle yarışan, böyle bir yarış halinde rol çalma telaşından oynamaya vakit bulamayan arkadaşlarımızdan çok sıkıldım. Ama bizim tiyatromuzda hani aile tiyatromuzda ortamı sadece var. Sadece huzur var. Senaryo, tekst çok güzel ama tekst çok kötü de olsaydı gelirdim. Evet. Çünkü ben seyirciyi oynamayı, sahneye çıkmayı özledim. Gerçekten. Ama Tuba'yla çalışmak gerçekten yani, çok keyifli. Vallahi çok keyifli. Yani özür dilerim Hakan'cığım, seni yeni tanıdım. Çok tatlı bir insansın. Seninle çalışmak da çok keyifli ama ben artık bu egolu kadınlardan bıktım. Allah. Gerçekten bıktım. Bıktım yani. Ben de işim gereği, mesleğim gereği çok ünlü arkadaşlarımız oluyor. Yani onlarla sohbetimiz oluyor. Aynı ortamda bulunuyoruz. Genelde ego yapıyorlar ama hani şimdi yüzü burada diye söylemiyorum Tuba. Aa bak suyunu aldım, ben, hiçbir şey demiyor mesela. Ben hiç ne egosunu gördüm, ne böyle kibirini gördüm, ne böyle yukarıdan baktığını gördüm. Yukarıdan baktığını gördüm, boyu uzun. Yani öyle bir şey kesinlikle yok. Gayet samimi, sıcak, hani insan canlısı, hani elinden gelen bir şeyler yapmaya çalışıyor, gayret ediyor. Hani oyun oynarken de zevk alıyorum ben. Ya hani neler neler. Bana diyor otur diyor, sana makyaj yapayım diyor. Bak diyor o kaşın. İçin bana da dedi. Makyaj yapayım sana dedi. Direkt konumuza girelim tekrar. Geçiyoruz. Çocuk düşünüyor musunuz? Şimdi ben genelde konuklarıma şunu soruyorum. Oyuncu olmasaydın ne olurdun mesela? Veyahut da oyuncu olmadan önce ne iş yapıyordun? Genelde ben hep ünlüleri merak ederim mesela. Ben her işi yaptım. En son bak, ben su arıtmacıya satıyordum, evlere gidiyordum böyle kapıları bak, çalıp. Bak iyi pazarlamacı olur ha. Evet, Allah. Kapıları çalıp ilk önce böyle şey yapıyordum. İşte evinizde bir test yapabilir miyiz ücretsiz? Ve o zamanlar ben daha küçüktüm yani, ortaokulu falan gidiyordum. Biz ondan sonra da akşam su arıtma cihazlarını toplayıp evlere gidip satış yapıyorduk. Her ay altın alıyordum, çeyrek altın. Çünkü bir limitimiz vardı, o limiti geçenlere çeyrek altın hediye ediyorlardı. Sörtmecası sattım, sokakta işportacılık yaptım. Ay bir gün işportacılık yapıyorum Ankara'da Sıhhiye'de. Yine böyle ortaokula falan gidiyor. Çok eğlenceli böyle yani. Ankara Sıhhiye'de. Ben çalışmayı çok seviyorum. Öyle paraya ihtiyacımız falan yoktu. Açlıktan ölmüyorduk. Yani öyle demagojiler yapmayacağım. Gerçekten çalışmayı çok seven bir insanım. Tabii ki kendi harçlığımı çıkarıyordum. Aileme destek olmuyordum. Kendi harçlığımı çıkarıyordum. Sıhhiye'de şey yapıyorsa ama işportacılık yapıyorum. Yakalandım zabıtaya. Şimdi elimde de mallar var böyle, zabıtayla birlikte yürüye yürüye gidiyoruz. Vay herkes be. Sakladı şeylerini, mallarını. Ama ben herkesi tanıyorum işte abi, şey işportacı, o işportacı, hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Şimdi biz sohbete de gidiyoruz ya şeye kadar. Ona veriyorum üç tane, ona veriyorum üç tane, ona veriyorum. Biz bir gittik tezgahta mal yok. Dedi ki adam sen ne yaptın bunları, ben böyle lafa tuttum seni. Allah Allah. Yani eğer sen işportacı mıydın? İşportacıydım. İşportacılık sonra, da yaptım. Sonra şey mi dedim, ben oyuncu olacağım ya mı dedim? Hayatım sonra tezgahtarlık yaptım. Bir taraftan oyunculuk eğitimleri alıyordum o sırada. O çok para gidiyordu oyunculuk eğitimine de. O zaman işte tezgahtarlık yapıyordum. Akşamları işte iş çıkışı eğitime gidiyordum filan. Sonra da oyunculuğa başladım. Vay be. Her şeyi yaptım, gene de yaparım. Sizin var mı öyle? Mesela hani ama siz oyunculuk eğitimiyle başlamışsınız. Siz... Yok. O 7 yaşında başlamış. 7 yaşında başlamış hayata. Zaten çocuk işi. Ama şu var, ben de çalışmayı çok seven bir insanım. Esin bilir. İşkolik. Gerçekten işkoliğimdir. 16 yaşında ben de çok seviyorum. Oyunculukla başlayıp TRT'de sonradan Görmeler dizisiyle. Sonrasında işte 17 yaşında Türkiye Güzeli, Dünya İkinci Güzeli, Dünya'nın en iyi vücutlu modeli vesaire vesaire böyle. Ben de var öyle ödüller. Neredeyse işte Dünya'nın en vücutlu. 2024'te tam 30. yılım olacak sektördeki. Ama hiç Türkiye'de değişmedim. Aynen. Teşekkür ederim. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz ben anlamıyorum ki. Hayır, ben değiştim. Genetik miras diye düşünüyorum ben. Anneme, babama ve tabii ki Tanrı'ya çok şeyler borçluyum ama bunun dışında insanın kendini koruması da önemli. Tabii ki. Her yerinin yağı ayrı hayatım. Turnede gördüm, odasına bir gittim. Ay iki günlük turne. 100 tane yağ getirmiş. Bunu burama sürüyorum, bunu işte orama sürüyorum, bunu orama sürüyorum. Her tarafına yağ getirmiş. Ama şöyle bir şey var, hayatımda da hiç estetik operasyonum olmamıştır. Dolgun, botoksum vesaire onlar bile yoktur. Ki her şey doğal. Dolgu hayatta zaten öyle şeyleri yaptıramam ben. Ama kendime bakarım. Kendine bakmak güzel. Evet, yani seviyorum bedenimi, seviyorum. Güzele bakmak da güzel. Bir de çalışmayı çok seviyorum. Benim için çalışmak en büyük ibadet.
her gün bir yerde olmak beni çok mutlu ediyor. Mesleğimin... Aksiyon istiyorsun evet, hayatta yani değil mi? Ben durduğum zaman yorulurum. Ama ben koşturursam asıl o zaman senin sporun gelir. Hayat mücadelen olmuş olur. Seviyorum yani çalışmak benim için diyorum ya o her gün başka bir şehirde de olsak, her gün valiz hazırlıyor da olsam. Ay, ben gün... buraya gelmeden önce deli gibi temizlik yaptım evde biliyor musun? Bir de temizlik manyağımdır. Bir de öyle bir şeyim vardır benim. Yani çok acayip bir tipim o konuda da. Hiç de erinmem. Koca çiftliği temizliyor. İnsan durursa yaşlanır. Evet. İnsan kendini eve kapatırsa yaşlanır. Tuba Hanım sizden bir şarkı daha. Hangi şarkı söylemek istiyorsunuz? İyi ki geldin diyelim o zaman. Böyle bir geldin, slow yapalım. Finalde satılık yürekleri. Slow mu? Hakan Victor izin verirse dans edelim. Hayır. Evde dayak yemek istemiyorum. Ay
ben bu parçayı bilmiyordum. Özür dilerim. Ne kadar güzelmiş. Çok güzelmiş. Şebeklik bile yapamadım arkada. Gerçekten utandım. Şarkı çok güzelmiş. Bir şey söyleyeyim mi? Buna da klip çekebilirler bak. Bence şarkı bence çok güzel. Bence çekildi zaten bunun klibi. Yok yok. Hani o yarışma yapıyorsun ya. He. Bence olabilir geldi. Yani değil mi? Güzel bunun olur. Klibi çok çok güzel. Çok etkileyici yok, bir bay, klip. Burada ben kanser hastalığına yakalanmış bir kadını canlandırıyorum. Ve sevginin aslında nasıl bir güç, nasıl bir direnç bir gücü, verdiğini anlatıyoruz. Ve zaten finalde de öyle bir yazı da var. Sözümüz iyi bana ait olan bir şarkı. Öyle yine, mi? Evet, ay, yine Suat Aydoğan aranjesini yapmıştı. Sabahın 7'sinde bir kız arkadaşım vardı, çocukluk arkadaşım. Onların evindeydim. Biraz da moralsizdim aslında. Sabahın 7'sinde bir anda böyle bu şarkı sözü ve müziğiyle beraber geldi. Aslında gelen giden yoktu yani. Hani iyi ki geldin, hoş geldin diyorum da. O an şey gelmiş. Belki de birinin vahiy. Vahiy. Belki de birinin gelmesini istedim. Bilmiyorum. 2017'de yazmıştım. 2018'de yazmıştım işte. Ondan sonra. Belki şeydir hani o bazen şey oluyor. O ortam, o enerji seni oraya ilham geliyor yani. Seni oraya itiyor. Şeyim düştü benim ayol, modum düştü. Bayağı şarkı üzüldü ya, ağlayacaktı yani. Neredeyse yani. Doldu, bayağı fark ettim. Talk show'a mı geldi? Ağlıyordun sakın dedim bak. Program böyle bizimki bizi komedi show. Örneğin beni taklit edecek olsan nasıl ederdin? Edebilir misin? Yok edemem. Öyle bir şey olmaz. Serdar gerçekten mesela... bir ay Serdar kim ayol? Ay Serdar. Serdar dedim. Serdar bizi andın. Hakan. Ya evet bize de çalış ya. Öyle Esin'i taklit edebilir misin? Bak benim sesim de kalın, yapabilirsin yani. Yaparsın vallahi sen. Kadın olarak işte Yıldız Silbe'yi falan yapıyoruz. Yıldız'ı yani çok yapıyorsun Yıldız. Örneğin Yıldız benim şarkımı bir böyle yorumlasın. Nasıl buldunuz Yıldız'ı? Valla Tuğba'cığım şunu söylemek istiyorum annem. Çok güzel şarkı söylüyorsun. Allah belamı versin bak. Çok beğendim şarkını. Eğer izin verirsen bu şarkıyı seslendirmek istiyorum annem. Ah çok mutlu olurum Yıldız'ın. Allah razı olsun annem. Hangi kamera? Ha şu. Ha parmak ha. Çok iyi ya. Süper. Güzel şeyler yapıyoruz ya. Mesela İlber Hoca yapıyordum ya böyle. Ay evet. Mesela yapsana. İlber Hoca senin şarkını yorumlasın. Mesela konuklarımız. Bu program İlber Hoca'nın programı olsun. Efendim hepinize hoş geldiniz diyorum. Çok güzel şarkı söylüyorsun. Fransız İhtilali'nden sonra böyle bir şarkı yapılmadı. Böyle şarkıları Avrupalı gençler dinliyordu. Şimdi bizim gençlerimiz dinliyor efendim. Esin'cim maşallah zayıflamışsın. Eski halin daha güzel. Kendisi de kilolu ya. Ya Mustafa Topaloğlu'nu yapıyorduk böyle Mustafa Topaloğlu'nu. Ya çok değişik bir an. Ben bir gün Mustafa Topaloğlu'yla bir anım var. Benim bir sahnem vardı. Sahneme geldi. Onun taklidini yaptım. Kahkahalarla şey oldu. Sonra kulise geldi. Teşekkür etti. Kulise geldi böyle yaptı. Ya... Aynen böyle abi ya. İyiydin. Bayıldım. Güldüm. Eğlendim. Sen yürü gidersin. Abi teşekkür ederim. İyi ki var ya Mustafa Topaloğlu benim arkadaşım falan oldu. Bak Gürkan Bey'in arkadaşım konuş konuş şey yaparsın ya. Ben şimdi tez canlı bir insanım ya. Konuşurken de hızlı hızlı sabredemem ben. Ben şey yapıyorsun böyle. Hadi söyle artık ya. Çok severim bu arada. Ama sonunda şey yapıyor. Hiç konuyla alakası olmayan bir şey söylüyor. Ben gidiyorum ya dedi. Finali öyle bağlı. Finali öyle bağlıyor. Çok değişik şeyleri var. Mustafa abiye de selam olsun evet, buradan. Evet ona da selam. İnşallah onu da konuk alırız programımızda. Sen aran iyi mi Mustafa abi? Evet. Yaparım aranı. Ararsın artık. Program güzel gidiyor baya. Esin. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hani böyle sen yılların sanatçısısın. Yılların duayın sanatçılarıyla çalıştın. Evet. Levent Kırca'yla onlarla. Sümer Tilmaçlar'la. Ben hep şeyi merak ediyorum sanatçılarla. Ya ben şu projede olsaydım keşke dediğim bir proje oldu mu hiç mesela. Ya ben keşke bu projede de olmalıydım ya. Hani Türk, yabancı hiç fark etmez. Bu dizi mi? Dizi, sinema hiç fark etmez. Yani bu karakter tam bana göre.
Yani tüh keşke yani ben olsaydım dediğin. Karakter tam bana göre demedim. Çünkü beğendiğim işlerde şu yüzden beğeniyorum o işi. Herkes rolü ve o kadar güzel giymiş, o kıyafet onun üzerine o kadar güzel oturmuş ki. Hı hı. Ay keşke bu rol benim olsaydı demedim ama ay keşke şu mesela şu an Kızılcık Şerbeti seyrediyorum. Ben normalde pek televizyon seyretmiyorum. Ve Hakan Çakan Müzik Komedi Show izliyorum. Evet bir de bu programı peki seyrediyorum işte. Şimdi Kızılcık Şerbeti'ni seyrediyorum. Keşke o projenin içinde yani bir herhangi bir yerde olsaydım. Çok güzel proje. Masumlar Apartmanı severek izledim. Keşke o projenin içerisinde olsaydım. Yani peki olmasaydım keşke değil gitmeseydin dediğin oldu mu? Mesela, dizi mi? Ya dizi, oynadım. Ya, tiyatro olur, ne bileyim sinema olur, dizi olur. Oldu, mesela ama gitmedim. İsmini söyleyemeyeceğim şimdi. Yakında bir tarihte oldu. Ama bu Vermen Seneleri dizisi değil. O diziyi çok sevdim. Sevdim arkadaşlarımı da. Ondan önceki başka projemde. Gerçekten bana bir oyuncudan lanet geldi. Yani Allah ben Allah oyunculuğu bırakmak filan istedim. Ben hayatımda bu kadar egolu, bu kadar kaprisli, yani bu kadar lanet bir insan gerçekten tanımadım. Ben oyunculuktan nefret ettim, o işten de nefret ettim. Artık sete ayağım böyle geri geri gidiyordu. Ama öyle oluyor ya. Öyle şimdi ben de çünkü ya ama böyle çok sayıda dizide da oynadım. Doğru işte söylüyor. Senin gibi insanların da kıymeti biliniyor, anladın mı? O yüzden işte içime sokasım geliyor Tuğba'yı sürekli. Evet. Aşkım benim. Ben yani ben dizi oyunculuğunda aslında çok, yani sinemada da çok birçok sinemada rol aldım. Birçok dizide de rol aldım. Başrol oynadım, başrol paylaştım. Bir kere dizilerde şu an hani çalışma koşulları da çok da kolay değil esasında. Yani insanın tamamen hayatını, bütün işte o sosyal yaşamını vesairesi ertelemesi anlamını taşıyor esasında. Ama bende de şöyle bir şey var. Uzun zaman ara verdim ben dizi oyunculuğuna. Şu an böyle bir isteğim var. Ay hatta Esin'e de söylüyorum. Yani bir iyi bir dizide, iyi bir ekiple çalışmak istiyorum. Ki Türker İnanoğlu gibi bir arada bir proje olabilir. Tabii yani Türker abi mesela Türker İnanoğlu gibi duayen yapımcılarla çalışmış bir insanım. Ki işte yani Türkiye'nin gerçekten çok önemli isimleriyle rol almış bir insanım. Ama şu anda mesela baktığım zaman gururlandığım meslektaşlarım var. Modellik yapıp da şu anda oyunculukta gerçekten kendini aşmış isimler, özellikle erkeklerde Kenan'la Kıvanç'ı çok beğeniyorum. Ya Kıvanç'a bayılıyorum, öyle söyleyeyim. Ya enerjisi çok güzel, oyunculuğunu çok geliştirdi. Bana göre bir dünya starı yani Kıvanç. Ya çok değişik. Gerçekten. Yani bu ülkede. Bizler birbirimizin kıymetini bilmiyoruz. Evet. Bakın ben modellik yaptığım dönemde de yani uluslararası platformda ülkemi defalarca temsil ettim. BBC gibi uluslararası kanallarda hayatım belgesel yapıldı 2 defa. Sadece bu BBC'deki. Ama onun dışında birçok dünya televizyonunda konu edildim. Ve ülkemi birçok yerde temsil ettim. Birçok ülkede temsil ettim. Ama bizlerde şu var ya. Ya yabancıya alkış, kendi vatandaşımıza böyle ha o kim ki? O ne ki? O mu? Ay onun da yapıyor bunu. Ya hayır. Biraz birbirimizi destekleyelim. Yani gerçekten bu ülkede çok güzel değerler var. Bu sadece oyunculukta vesairede de değil. Yani başka iş alanlarında da. Şimdi bak sen mesela Mr. Bean gibi bir adamsın. Yani senin herkes ona benzetiyor. Ama öyle yani şimdi bu çok büyük bir yetenek. Bana şimdi tiyatroya çıkayım, istediğin ezberi yapayım, istediğini oynayayım o ayrı. Ama bu taklit başka bir yetenek başka yani. Bir şey. Bu başka bir boyut. Ben de bahsediyorum. Ama herkesin yeteneğine, güzelliğine vesairesine göre değerlendirmek lazım bazı şeyleri. O yüzden böyle sürekli yermek vesaire. Biraz da birbirimizin, bak Esin ne güzel şeyler söyledi örneğin hakkında, beni onore etti. Ama aşkım gerçekleri sordum ben. Esin'le, neden Esin'i aradım, neden Esin aklıma geldi? Çünkü yıllar öncesindeki Esin'le ben o kadar iyi anlaşıyordum ve sahnedeki sinerjimiz o kadar güzeldi ki dedim ki... Size bir şey söyleyeyim mi?
Biraz önce dedim ya ben lanet gelsin o işten diye. Tanımıyorum daha öncesinden kendisini realde ama oyunculuğunu çok beğenirdim. İş görüşmesine ilk giden oyuncu benim. Yönetmene dedim ki ya dedim şu rolü kim oynayacak dedim. Belli değil dedi. Neden sordun? Rolümü çok beğendin. Hayır hayır dedim. Ben okurken şu kişiyi hayal ettim dedim. Ve o kişi oldu. Ve ben söyledim onu. Vallahi. Ve bunu yönetmen ona söyledi biliyor musunuz? Ben demedim ki hiç ben demem. Hayır ben seni önerdim falan. Ya, ama vefasız. Abiciğim ay yok yani bir şey yapmasa gerek yok. Yani, tabii ki teşekkür ediyorum diyecek hali yok ama yani bu neyin egosunu yaşadın sen ya? Böyle insanlar dar etti maalesef. Dar etti bana seti. Bir de ben şey bir kadın kimmiş, değilimdir. Merak ettim ha. Böyle şey gibi gözükürüm. Kulağımı söyle kimse gözükürüm. Söyleyeceğim sana. Söylese programda da şey olay olsun. Ama öyle hani savaşmayı falan sevmem ben. Hiç sevmem. Ben huzur, mutluluk yani ben... Arkadaşlar şunun gidelim. Bir pasta olduğunu varsayalım. Bölelim. Herkese pay var. Yeter ki siz o pastadan... Nazikçe, kibarca, insanca diliminizi almayı bilin. Değil mi? Bu kadar basit. Birilerinin ayağını kaydırmak için uğraşmayın yani. Bir de nasıl bir ruh hastasıysa... Ay takıldım. Ya şunu bırak İş kim o anı... İş bitti. Ama bir şey söyle. İş bitti. Beni aradı ne diyor biliyor musun? Ya sen niye beni hiç aramıyorsun diyor. Ben şoka girdim. Diyor ne oldu? Niye şoka girdin? Niye sesini... Şimdi iyi bir televizyoncu... Bu kişinin kim olduğunu yayında çıkartır ortaya. Bulmamız lazım. Buna bir gaz verelim dur. Gaz verince belki kendine başak gelir. Sana sonra söyleyeceğim. Tabii bir şey söyleyeceğim. Ay yok ben o manyakla şey uğraşamam ismini Esin, söylersem. Esin sesin güzel mi? Değil. Sesin güzel mi? Yani kulağım var ama sesim böyle şarkıcılık çok, yapacak çok merak kadar ettim. Güzel değil. Bir şarkı mırıldanır mısın mesela? Seni seviyorum, seni istiyorum, işte söylüyorum dinle. Sana ağlıyorum, her an yanıyorum, sana söylüyorum dinle. Şarkıyı da bilmiyorum. Bu kadar. Ne? Hiçbir şarkının tamamını bilmiyorum ki. Çok güzel bir dörtlük şiir okuyor bana. Tuğba Hanım. Tuğba'nın babası yazmış. Evet babacığım. Annenize yazmış. Babamın anneme yazdığı ilk şiir. Bir kısmını sadece okuyacağım. Sen güneş kadar yakıcı, özgürlük kadar sıcaksın. Sen memleketim kadar candan, kurtuluş kadar yakınsın. Sen acılarımın ak umudu, tutsaklığıma ışıyan özgürlüğümsün. Sen yarınımın defne dallı yüzü, yoldaşım, kadınımsın. Demiş İlhan Özay babacığım. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Programımızın sonuna geldik. Aa, ne çabuk. Ne çabuk bitti değil mi? Hiçbir şey anlamadım. Yani ben öyle dedim yani. Daha hatta da uzattık yani düşündün. Çok güzel geçti programımız. Efendim, teşekkür nasıl ederim, geçtiğini teşekkür anlamadık. Programımız tabii nasıl ki Tuğba... Geçti onu bir habersiz. Nasıl geçti habersiz. O güzelim yıllardı. Yıldız ol şimdi. He? Şimdi yıldız gibi devam. Şarkı nasıldı? Bazen bir... Bazen bir... Ne? Şarkı... Bu da bilmiyor. Dur başla. Bazen içli bir şarkı... Her anımı eksiksin. O bildiğiniz bir şarkı. Dur şey. Şey yapalım. Şimdi uzaklardasın. Nihat'a geçeyim. Gönül hiç ramla dolmasın. Onun şey var ya. Doldu. Gitme buradan. Onun bir şarkı biliyor musunuz? Sen olmadan ben asla Nihat'ın yaşayamam. Esin sen bilmiyor musun? Biliyorum. Evet hadi. Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam diyoruz. Ve Tuğba Hanım'dan şarkıyı alıyoruz. Programı kapatıyoruz. Lütfen Tuğba Hanım'ı evet, da eğlendir bize. Satılık yürekler evet, gelsin. Evet. Suat Aydoğan'la beraber. Evet. Her hafta olduğu gibi iki tane ünlü konuğumuzu bu stüdyomuzda ağırlıyoruz. Sizler için ağırlıyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir bu haftaki programımız. Güldük, eğlendik, sohbet ettik. Esin Gündoğdu Hanım'a geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Tuğba Özay Hanım'a geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Burada bizi şereflendirdiniz, onur ettiniz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Hem rol arkadaşlarım, tiyatro arkadaşlarım hem de normal hayat mı diyeyim? Nedir? Biz ne kuliste diyeyim? Gibiydik evet, zaten. Kuliste evet, gibiydik. Çok güzel. Çok güzel. Kendi aramızda muhabbet ettik ve siz de o güzel muhabbete birazcık olsun neden ona? Ortak olduk. Ortak olduk. Evet. Güzeldi. Kahvelerimiz de güzeldi. Kahvelerimizi de içtik. Birazdan programın sonra fala bakacağız efendim. Evet. Tuğba Özay'ın
Satılık Yürekler adlı şarkısıyla programı... Anam sana yol var bir sürü. Tuba kuliste bakacaksın. Allah Michel o yol bana yürürsün. Bir parçaydı evet. Tuba Hanım'ın Satılık Yürekler adlı şarkısıyla programımızı noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Karşınızda Tuba Özay ve Satılık Yürekler efendim. Gelsin. Olmazsa cebinde para, beyninde başnazlara yayılır bedenine hastalık. Düşünürsün kara kara, kıskanır çekemez sakız olur yatık atık. Kime kalmış ki bu dünya? Kiminin cebinde yok beş parası, kiminin evinde kumbarası, kimi yapar yastık altı? Kiminin çoktur banka hesabı, kiminin parası kirlidir, kimi için elinin kiridir, kiminin cigarası havası, kiminin arabası fiyakası. Birileri yer oturur sanacak, bu dünya ona kalacak. Birileri çalışır nafile, bekler devlet kuşu konacak. Sorun aynı sonuç farklı, sorun paranın varlığı, anlamaz düşmeyen dara. Ah yara, olduğunda güç verir, aktarır o zaman ara. Masa cebinde para, beyninde başla zara, yayılır bedenine hastalık. Düşünürsün kara kara, kıskanır çekemez sakız olur yatık atı. Kime kalmış ki bu dünya? Kimi paraya karşıdır savaşır, kiminin dini imanıdır, kimine yakışırken para. Kiminin parası birine yakışır. Üzün sözü uzunun kısası. Kimi mahallenin kabadayısı. Kiminin paradır cıvası. Kiminin altından kumbarası. Üzün sözü uzunun kısası. Kimi mahallenin kabadayısı. Kiminin paradır cıvası cıvası. Kiminin altından kumbarası. Herkeste bir kibir, herkeste bir ukalalık. Türkçe konuşuyorum anlamıyormuşum. Bakma öyle alık alık. Herkes kendini kral sanıyor. Herkes kraldan çok kralcı. Zamanı vardır her şeyin. Çıkacak bunlar acı acı. Demek kolaylaşmış, millet yalana alışmış. Öyle yayılmış ki hastalık, en masuma bile bulaşmış. Geceden sabaha hisler değişmiş, ruhlar satılığa çıkarılmış. Para bozmuş iyi niyetleri, delikanlılık bile kalmamış. Kalmamış. Herkes insanlıktan söz ediyor, insanlık nedir bilmiyor. Yalnızca iki kol iki bacağı, millet insanlık sanıyor. İnsan olmak zor sanat, kirlenmemeli yürekler. Temiz kalmalı beyinler. Çıkarım var diye yaklaşma. Bozulmasın masum işler. Aslına bakarsan tüm bu kötülükler biraz da organize işler. Bu işler adamı bozar. Sonra da fena işler. Aklın varsa ruhunu satma. Paraya takma. Yürekli ol da hizaya gel. Gitmezsen doğru yolda. Elbet bir gün getirirler. Uzunluk kasası. Kimi mahallenin kabadayısı. Kiminin paradır cıvası cıvası. Kiminin altından kumbarası. Özün sözü uzunun kısası. Kimi mahallenin kabadayısı. Kiminin paradır cıvası cıvası. Kiminin altından kumbarası. Küçük şimdi herkes ekran başına. Eğlendirir herkesi hiç bakmaz yaşına. Aradığın lezzeti burada bulacaksın. Başka otobüse binme boşu boşuna. Eğlendir boş ol kaçmaz. Kahkahanın olmaz iyisi kötüsü.
Allah Allah. Haydi ekran başına.